Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Meshroad Editör ve Road Editörü göreceğiz. Öncelikle arkadaşlar Meshroad Editör'e geçiyoruz. Araç çubuğumuzdan Meshroad Editör F9 seçiyoruz. Bakın şu sağda arkadaşlar bazı kullanacağım araçlar var. Sağ tarafta yolumun özellikleri. Bakın öncelikle artı simgesiyle arkadaşlar Create Road. Yolun başlamak istediği bir noktaya tıklıyorum. Ve bitmesini istediğim başka bir noktaya tıklıyorum. Bakın tıkladım. Tekrardan arkadaşlar devam ediyorum. Bakın şöyle karşıya geldim. Buraya tıkladım. Ve tekrardan şuraya tıklıyorum. ESC tuşuna basarak arkadaşlar bitiriyorum. Bakın şu şekilde yolumu oluşturdum. Bakın bir köprü gibi oldu bu orta boş kısım. Şimdi arkadaşlar şu sol bölümde bulunan araç çubuğunda araçlardan bakın şöyle ikinciyi seçiyorum. Move point. Bakın şuradaki point noktamı seçiyorum. Bu point noktamı arkadaşlar şu şekilde istediğim yere aşağı yukarı taşıyabiliyorum. Bakın şu şekilde uzatabiliyorum. Uzattım arkadaşlar. Biraz aşağı alalım. Yuvarlak olan arkadaşlar rotate. Buna da bakın şu şekilde şöyle gelelim. Bakın yolumu şu şekilde rotate ile oynayabiliyorum. Arkadaşlar artı olan artı ile bu iki tane point noktası arasına yani şu nokta ile şu nokta arasına farklı noktalar ekleyebiliyorum. Bakın şu şekilde. Ya bununla arkadaşlar şu virajları daha iyi şekilde ayarlama imkanına sahip olursunuz. Geri alalım. Eksiyle de arkadaşlar eklemiş olduğum bu artıları iptal ediyorum, siliyorum. Bakın şu şekilde veya şöyle ortadan silebiliyorum. Bakın şu şekilde arkadaşlar şu iki yanı ok simgesi, scallop point ile bakın şu şekilde yolumu kalınlaştırma veya daraltma imkanına sahibim. Bakın şu şekilde. Şöyle biraz yukarı alalım. Bakın şöyle bayağı bir kalın tabaka olmuş. Bakın şu şekilde bunu inceltebiliyoruz. Aşağı doğru inceliyor. Bakın arkadaşlar şu şekilde küçültelim. Zemine tam bunu oturtabiliriz şöyle. Şu şekilde arkadaşlar. Bu meşruat ile arkadaşlar iki tepe arasında köprü oluşturabilirsiniz. Şu sağ kısımda arkadaşlar properties yani bunun özellikleri mevcut. Bir diğer yolum ise arkadaşlar Road Editor. Araç çubuğundan Road Editor'ı seçiyorum. Aynı şekilde sağ tarafta özellikler, solda aynı menümüz var. Burada tek eksik olan arkadaşlar Rotate özelliği eksik. Şu anda. Bakın şöyle bir noktaya tıklıyorum ve bitmesini istediğim diğer bir noktaya tıklıyorum. ESC ile bırakıyorum. Bakın arkadaşlar bunda bu yolda Meshroad Editör'den farklı olarak benim yolum düzenimin alanımın arazimin tamamen şeklini alıyor. Bakın inti çıkıntı tamamen ona yapışıyor. Bir kaplama gibi düşünün. Yani Painter'da nasıl bir boyama yapıyorsak bu da aynı şekilde yolumuzu zemine boyuyor. Öyle düşünebilirsiniz. Özellikleri yine aynı şekilde arkadaşlar. Bakın mesela arkadaşlar biz bu yolun şeyini değiştirelim. Kaplamasını değiştirelim. Material Editor'a geliyorum. Diffuse Map'e tıkladım. Bakın burada Game Art Road klasöründe, Road klasöründe Default Path var. Bir toprak yol var. Bunu seçiyorum. Aç dedim. Normal Map'e geldim. Bunu da seçtim. Bakın arkadaşlar şurada beyaz noktalar var. Şöyle bakın beyaz. Çok güzel durmuyor. Şurada en altta Advanced All Layers ayarımız var. Burayı açıyorum arkadaşlar. Burada bakın Transparans özelliğini yaptığım zaman yolum o zemine kaynıyor. Kaynaştırıyor. Bakın şu şekilde çok daha güzel duruyor arkadaşlar. Tekrar bakalım. Bakın şu şekilde. Veya arkadaşlar bunu siz Alpha Threshold ayarı ile kendiniz belli bir oranda yedirebilirsiniz şu şekilde. Bakın şunu da işaretleyeyim. Şu şekilde arkadaşlar. Kenarları yumuşattık. Bunu kaydediyoruz. Bakın şu şekilde görüyoruz. Şimdi tekrardan Road Editor'a geldik arkadaşlar. Bakın bunda da arkadaşlar diğerinde olduğu gibi
Ortalara belli noktalar ekleme, point noktaları ekleme. Bu noktaları küçültme, genişletme gibi ayarları yapma imkanına sahibiz. Şekilde tekrardan bakın arkadaşlar, şurada noktamızı çıkarabiliriz. Bakın şu şekilde. Sildiğimiz zaman, yani eğer iki noktadan başlangıç ve bitiş noktasından arkadaşlar birini sildiğiniz zaman yol tamamen silinir. Bakın şu şekilde diğer yolumuzu da kaldıralım. Bakın şu şekilde arkadaşlar yolu tamamen kaldırabilirsiniz.